Sevgili izleyiciler, yeni bir Her Daim Hareket programıyla daha karşınızdayız. Bugün kalça ve basenlerimizi çalıştıracağımız egzersizler yapacağız sizlerle birlikte. Hemen ben sandalyemi hazırladım. Matımızın üzerinde olacağız. Sizler de ekranlarınız başında hazırsanız başlıyoruz. Hemen matımızın üzerine uzanıyoruz. Bacaklarımızı sandalyemizin ya da koltuğumuzun üzerine yerleştiriyoruz. Topuklarınızın yerleşmiş olması yeterli. Belimiz yerde, bel boşluğumuzu kapatıyoruz, kollarımızı yana aldık hemen, kalçamızı yukarı kaldırıyoruz. 5 saniye burada kaldıktan sonra tekrar önce sırtımızı, sonra belimizi, sonra da kalçamızı yere sabitliyoruz. Tekrar. Bu egzersizi yaparken yukarıda kalçanız sıkı olacak, karnımız içeride olacak, 5 saniye kalıyoruz ve yere sabitliyoruz. Topuklarımızın dediğim gibi sandalyenizde ya da koltuğunuzda sabitlenmesi yeterli. Tüm ayağınızı sabitlemeniz gerekmiyor. Dengede durmamız yeterli. Bu hareketi yaparken dediğim gibi kalçamız sıkı olacak. Bacaklarımız sıkı olacak, bacak kaslarımızı da çalıştırıyoruz, karnımız içeride, nefes veriyoruz ve tekrar belimizi yere sabitliyoruz. Diz kapaklarımız sağa sola açılmayacak, sabit tutmaya çalışacağız. Yine buna yardımcı olacak olan üst bacak kaslarımız olacak ve böylelikle bacak kaslarımız da çalışacak. Eğer ki çok zorlanıyorsanız topuklarınız değil tam olarak ayaklarınızın ortası da sabitlenebilir sandalyenize. Son 5 4 3 2 ve 1. Yere koyduk. Bacaklarımızı kontrollü bir şekilde indiriyoruz ve bu hareketimizi 15 tekrar 3 set halinde tamamlamış olduk. Sıradaki egzersizimizde yine yerde olacağız. Bu kez bacaklarımızı tam olarak yerleştirdik. Kollarımızı da işin içine katıyoruz. Tam olarak kollarımızdan destek alacağımız bir hareket olacak. Kalçamızı yukarı kaldırdık. Bacaklarımızı tamamen sandalyemizin ya da koltuğumuzun üzerine oturttuk ve kalçamız sıkı. Bu aşamada yapacağımız hareketin ikinci bir aşaması olacak. O da bacaklarımızı yukarı kaldırabildiğimiz kadar kaldırıyoruz. Kalçamızı yukarı kaldırdık, sabitledik. Hiçbir şekilde kalçamızı aşağıya indirmiyoruz. Tüm 15 tekrar boyunca, bir set boyunca kalçamız yukarıda sıkı olacak. Tabii ki kalçamız yukarıda olduğu süre boyunca karnımızı da içeri çekiyoruz ve tamamen sıktığımızda karın kaslarımızı da aynı zamanda çalıştırmış olacağız. Bu hareketi yaparken özellikle bel boşluğunuza dikkat edin. Kalçanızı sıkmadığınızda, serbest bıraktığınızda beliniz rahatsızlanabilir. Bunu istemiyoruz. Eğer ki herhangi bir sıkıntınız varsa, ağrınız, sızınız varsa biraz dinlenip sonra tekrar harekete devam edebilirsiniz. Amacımız belimize hasar vermek ya da onu rahatsız etmek değil. Bu hareketi yaparken sadece kalçamızı ve bacaklarımızı çalıştırmak olacak. Kollarımızdan da destek alıyoruz.
Tekrar bu kez sol bacağımı kaldıracağım. Kaldırdığınız aşama tamamen arka bacaklarınızın kasıldığı nokta olacak. Hem kalçanız sıkı olacak, hem bacak kaslarınız sıkı olacak. Tekrar. Kaldırabildiğimiz yere kadar kaldırıyoruz. Çok fazla kendimizi, bacağımızı geri atıp hem belimizi, hem kalçamızı, hem de arka bacak kaslarımızı, tüm üst bacak kaslarımızı rahatsız etmeden bu hareketi yapacağız. Sırtımız yerde sabit, kollarımızdan da destek alıyoruz. Son 5, 4, 3, 2 ve son. Yavaşça sırtımızı, belimizi, kalçamızı yere sabitliyoruz. Bu hareketi yaparken bacağınızın neredeyse tamamı koltuğunuzun, sandalyenizin üzerinde olacak. Gördüğünüz gibi kaflarınız tamamen sandalyenizde yer alacak. Aynı zamanda alt bacak kaslarınızdan da destek alacaksınız. Yerde kalan, sandalyenizde kalan bacağınız diğer bacağınızı destekler amaçlı olacak. Bacaklarımı indirdim. Eğer ihtiyacınız varsa 5 saniye esneme yapabilirsiniz. Belinize çok yük bindirmemek için bir sonraki hareketimize devam ediyoruz. Şimdi 3. egzersizimizle devam ediyoruz. Yine sandalyemizden destek alacağız. Topuklarımız ya da ayak ortası sandalyede olacak. Yine bu aşamada bel boşluğumuz kapalı, kollarımızdan destek alacağız. Yine kalçamız yukarıda. Buna ikinci bir aşama ekliyoruz. O da bacağımızı kaldırıyoruz. Tekrar sandalyeyi yerleştirdik ve kalçamızı yere bıraktık. Tekrar bu hareketi yaparken ister iki bacağımızı arka arkaya kaldırıp sonra kalçamızı yere koyabiliriz. Dilerseniz daha zorlaştırmak, daha fazla tekrar yapmak isterseniz de tek tek bacaklarımızı yukarı kaldırıp kalçamızı yere sabitleyebiliriz. Tekrar tek bacağımızı kaldırdık, kalçamızı yere sabitledik, kaldırdık, bacağımızı kaldırdık ve tekrar yere sabitledik. Eğer bu hareketi yaparken arka bacak kaslarınızda bir gerginlik varsa bu hareketi lütfen yapmayın. Bizim için sağlığınız daha önemli. Tabii ki egzersizleri sağlığımızı kaybetmeden yapmamız gerekiyor. Herhangi bir belinizde ağrı varsa, bacak kaslarınızda ağrı varsa biraz dinlendirebilirsiniz, tekrar deneyebilirsiniz. Çok zorlanıyorsanız hiç yapmamayı tercih edebilirsiniz. Bu hareketimizi de yine 15 tekrar ve 3 set halinde yapmanız önerimizdir. Şimdi bir sonraki hareketimize geçiyoruz. Bu egzersizimizde yine kalçamızı sıkacağız, bacak kaslarımız çalışacak. Aynı anda karın kaslarımız da işin içinde olacak. Yine bacaklarımızı sandalyemize yerleştirdik. Kalçamızı kaldırıyoruz. Başlangıç aşamasında dizlerimiz tam olarak karşıya bakıyor. Neredeyse omuz genişliğinde açık. Aynı postürünüzü hazırlayın. Sonrasında kollarımız yerde. Aynı zamanda kollarımızdan da destek alıyoruz. Bacaklarımızı iki yana doğru açabildiğimiz kadar açıyoruz. Kalçamız hala havada. Kalçamızı hafifçe aşağıya indirmiyoruz. Eğer belinizde herhangi bir sorun varsa dinlenmek için esneme egzersizi yapabilirsiniz. Ancak yapmak istediğimiz tüm set boyunca kalçamızın havada olması, ayaklarımız sandalyeye yerleşmiş durumda ve dizlerimizi iki yana doğru açıyoruz. Bu egzersiz yaparken
iç bacak kaslarınız da yine çalışmaya başlayacak. Aynı zamanda dış bacak kaslarınız, kalçanız hepsi aynı anda çalışacak. Ve son kez. Yine kalçamı yavaşça yere sabitliyorum. Tek tek bacaklarımı indirip setimi böylelikle tamamlamış oldum. Bir sonraki egzersizimize devam ediyoruz. Bu kez sandalye olmayacak. Sadece kendi vücudumuzu kullanacağız. Yine selülitlerimizi yakacağımız, yok edeceğimiz bir egzersiz göstereceğim sizler için. Uzandık. Dilerseniz kollarınızın üzerine de kalkabilirsiniz. Dört ayak üzerinde durduk. Tek bacağımızı geri attık. Ve havada bacağımız hafif hafif yukarı kaldırıyoruz. İndirdiğimiz aşamada yere değdirmeyeceğiz. Sürekli havada olacak bacağımız. Sadece arka bacak kaslarımızı daha fazla gerdireceğiz. Kalçamızı sıkacağız. Bu da hem selülitlerin yanmasına hem de kalçamızın sıkılaşmasına yardımcı olacak. Tabii bu hareketi yaparken yukarı doğru kaldırdığımızda bacağımızı belimizde hafif bir rahatsızlık olabilir. Onu dengelemek için karnımızı içeri çekeceğiz ve tamamen karın kaslarımızı sıkmamız gerekiyor ki bel boşluğumuzu tamamen kapatabilelim. Yine belimiz aşağıda olmayacak, tamamen kendimize doğru çekmiş olacağız. Uzattık, yukarı doğru hafif hafif kaldırıyoruz, kalçamızı sıkıyoruz, bacak kaslarımız da çalışıyor. Belimizi yan çevirmiyoruz. Tamamen öne doğru sabitledik kendimizi. Kalçamız öne doğru bakıyor. Diğer bacağımızı da aynı şekilde uzattık. Yukarı doğru hafifçe kaldırıp indiriyoruz. Bu hareketi dilerseniz dakikayla da yapabilirsiniz. Son 5, 4, 3, 2 ve 1. Hafifçe koyduk. Eğer belinizde bir rahatsızlık varsa öne doğru kapanıp dizlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. 5 saniye kaldıktan sonra toparlanıp egzersizimizin ikinci setini ve 3 sette bu hareketimizi de tamamlamış oluyoruz. Şimdi son hareketimize geçiyoruz. Tamamen yana doğru uzanmış şekilde olacağız bu hareketimizde. Ancak tek dikkat etmemiz gereken nokta karın kaslarımızı içeride sıkmak ve parmak uçlarımızı uzanmış bir şekilde kendimize doğru çekmek. Neyden bahsediyorum? Hemen uzandım matımın üzerine. Tamamen düz pozisyondayım. Dilerseniz kolumuzun altına da koyabiliriz başımızı. Tamamen uzandım. Parmak uçlarımı kendime doğru. Bunu yapmamızdaki amaç arka bacak kaslarımızı çalıştırmak ve kalçamızın sıkmasında yardımcı olmak. Kolumuzu da önümüze koyduk. Parmak uçlarımız kendimize doğru ve hafifçe yukarı doğru bacağımızı kaldırıyoruz. Yukarıda da yarım daire çizerken de hep parmak uçlarımız bize doğru bakacak. Karnımız içeride. Kaldırabildiğimiz kadar yukarı kaldırıyoruz. Yukarıdayken kalçamız sık olmuş olacak. Bacak kaslarımız da gergin. Ve son kez. Bu hareketi diğer bacağımıza da uyguluyoruz. Yine 15 tekrar ve 3 set halinde bu hareketi, bu egzersizi de tamamlamış olduk. Sevgili izleyiciler, bugün kalça ve bacak hareketleri yaptık.
tüm egzersizlerimizi sizler de ekranlarınız başında tamamladınız benimle birlikte. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.